tohumdan ekmiş olduğum dolmalık biberleri görmüş olduğunuz şekilde naylon poşetlere şaşırtma işlemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şaşırtma işleminden önce toprağın yumuşaması için suluyoruz. Ve suladıktan sonra biber fidelerini dip kısmına şu şekilde hafifçe asılarak, gördüğünüz gibi kaselere veya vivollere veyahut da naylon poşetlere aktarıyoruz. Fide harcımızı dolduruyoruz. Sıkıca doldurduktan sonra fidemizi sokacağımız bir delik oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi fidemizi dikiyoruz. Ondan sonra can suyu veriyoruz. Şu şekilde. Evet. Bu toprağa az geldi. Biraz toprak ilave ediyorum buna da. Evet, şimdi oldu. Şaşırtma işlemimiz bu kadar. Fidelerim bu şekilde şaşırttıktan sonra muhafazaya alıyorum bunları ben. Yağmur ve direkt güneş görmeyen gölge bir yerde gelişmelerini bekliyorum. Ha, bunu neden bekliyorum onu da söyleyeyim ben size. Şimdi bulunduğum mevkinin iklim şartları uygun değil şu anda ekime. Şu anda Nisan ayının 14'ündeyiz biz. Çünkü Nisan ayının sonlarına doğru burada bir yağış oluyor. Bayağı kuvvetli bir yağış oluyor. Dolu yağıyor. Bunları koruyamayacağım. Yağmur, o yağışla beraber bazı hastalıklar da geliyor sebzelere. O yüzden bu şekilde vivollere, torbalara dikerek bunları muhafaza ediyorum. Ve gelişmelerini sağlıyorum bunların bu şekilde. Amacım o yani. Yoksa ben bunu şu anda direkt toprağa dikerim. Ama dediğim gibi bazı hava şartlarından dolayı fidelerim zarar görür. Bu sefer mahsul alamam. Tekrar dikmek için de geç kalmış olurum. En etkili yöntem budur. Bu şekilde dikerek muhafazanın altına alıp hava şartları uygun olduğu süreçte de toprağa aktarmaktır. Yoksa bütün emeklerimiz boşa gider.